Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Konuk, Milletvekili Sayın Rasim Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplar Hürriyet alanımızı teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz efendim. Biz bugün mutluyuz, bir o kadar da gururluyuz. Çünkü her bu tür programlarda biliyoruz ki yine bir işin daha sonuna geldik. Ama aslında o her son yeni bir başlangıç. Neyin başlangıcı? Millete yeni başlattığımız hizmetimizin, yeni bir hizmetimizin yeni bir başlangıcı oluyor. İşte Çınar Kart uygulaması da iki şehri birleştiren ve halkımızın tek bir kartla gerek İstanbul'da gerekse İzmit'te birçok avantajlı hizmetten yararlanabileceği ortak bir uygulama başlatmış oluyoruz. Ve bugün burada dünya başkenti ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ile Doğu Marmara'nın incisi güzel İzmit'imizin iki şehir tek kart ve güçlü kentin güçlü kartı vizyonuyla aynı masada bir kez daha buluşmuş oluyoruz Çınar Kart uygulamamızla beraber. Daha önce pek çok defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde bulunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sağ olsun desteğini hiçbir zaman bizden esirgemedi. Ve özellikle bütün iştirakleriyle birlikte, bütün çalışma arkadaşlarıyla birlikte İzmit'in ne zaman bir ihtiyacı olsa hemen öncelikli olarak bize hep destek verdiler, dayanışma gösterdiler. Dayanışma gerçekten hepimizi güçlü kılıyor. Bu kıymetli dayanışma için ben öncelikle Sayın Başkanımıza huzurlarınızda bütün İzmitliler adına teşekkürü bir borç bilirim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız Başkanım. Tabii diğer iştiraklerimiz Kiptaş, Beltur, İsfalt, Belbim gibi çok kıymetli iştirak şirketleriyle sık sık bir araya geldik. Hepsi bizlere yol gösterici oldu. Tüm şirket yöneticilerine, genel müdürlerine, çalışma arkadaşlarına da yine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi Belbim AŞ ile iki güzel şehir İstanbul ve İzmit arasındaki bu güçlü bağları bugün daha da güçlendirip perçinleyeceğiz. Çınar Kart nedir? Özellikle genel bir özet yapmak istiyorum. Çınar Kart İstanbul toplu ulaşımında ve İstanbul Kart'ın geçtiği her yerde kullanılabilen, İzmit'te yaşayan vatandaşlarımıza İstanbul Kart'ın sunduğu tüm imtiyaz, indirim ve kampanyalardan yararlanma imkanı sunan ön ödemeli bir kart olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem esnafa hem vatandaşa katkı sağlayacak olması bu ortak kart uygulamasını bir kat daha önemli hale getiriyor. Aynı zamanda Çınar Kart hem personelimizin giriş ve çıkışlarda kullanacağı hem de tüm vatandaşlarımızın birçok alanda kullanacağı ayrı bir kart uygulaması olarak da karşımıza çıkıyor. Çınar Kart ile vatandaşlarımız sosyal, sportif, kültürel bütün aktivitelerden indirimli veya ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Daha da önemlisi İstanbul'da İstanbul Kart'ın geçtiği her yerde artık yeni bir İstanbul Kart'ı almaksızın cebinizde eğer bir Çınar Kart'ınız var ise İstanbul'a gittiğinizde bu Çınar Kart'la İstanbul Kart'ın geçtiği her yerde rahatlıkla faydalanabileceksiniz. 5 çeşit Çınar Kart'ımız olacak. Birinci çeşitimiz genel Çınar Kart. Dileyen herkesin sahip olabileceği kişiye özel şehir yaşam kartı şeklinde dizayn edildi. İkinci Çınar Kart'ımız indirimli, hizmetlerden indirimli faydalanabilecek. İndirimli Çınar Kart adı verilen İstanbul içi toplu ulaşımda indirimli tarife ile seyahat hakkı kazanan kullanıcılara verilecek. Ve ücretsiz Çınar Kart İstanbul içi toplu ulaşımda ücretsiz tarife ile seyahat hakkı bulunan kullanıcılara verilecek. Diğeri sosyal Çınar Kart, İzmit Belediyesi tarafından dezavantajlı aileler için uygulamaya alınan, içerisine yüklenen miktar ile ailelerin gıda, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ön ödemeli kartlar olacak. Ve personel kartı ki biz bunu yaklaşık bir seneden fazladır personel kartımızı kullanıyoruz. İlk orada devreye aldık.
deneme amaçlı aldık ve çok da güzel sonuçlar elde ettik. İzmit Belediyesi personelimize İstanbul içi ulaşımda ve ulaşım dışı ödemelerde ve birçok sistemde geçerli olan TL veya abonman yüklenerek kullanılabilecek bir giriş kartı olarak yine karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu kartla birlikte Kocaelili kullanıcılar büyük marketlerde, zincir marketlerde, Getir uygulaması gibi uygulamalarda, Multinet'in geçtiği her yerde, İş Bankası postlarında, İzmit Belediyesi sosyal tesisleri, Gülümse kafelerde ve Çınar Halk marketlerde yine bu Çınar kartımız rahatlıkla kullanılabilecek. Ve yine sosyal tesislerimizde ve Çınar Halk Market'te Çınar Kart sayesinde belirli ürünlerde vatandaşlarımız indirimli olarak faydalanabilecek. İstanbul'da ise Beltur, İstanbul Kitapçısı kafeleri, İBB sosyal tesisleri, yine Multinet'in geçtiği mağazalar, perakende mağazacılık alışverişlerinde rahatlıkla Çınar Kart, başka bir karta ihtiyaç duymadan siz vatandaşlarımız tarafından rahatlıkla kullanılabilecek. Ve İstanbul'da bulunan kültür gezi seçeneklerinden olan birçok alanda Madame Tussauds Sea Life, Legoland, Miniatür, Panorama, İstanbul Tarih Müzesi'nde, İspark otoparklarında, Matik ve Renova otomatlarda ve Halk Bakkallarda, başkanımızın başlatmış olduğu uygulama neticesinde Halk Bakkallarında da rahatlıkla kullanılabilecek sahip olduğunuz Çınar kartımız. Ve bizim İzmit Belediyesi olarak geleceğimiz adına sadece İzmit'in değil tüm dünyanın geleceği adına çok önem verdiğimiz bir projemiz vardı. Daha çok çocukları kapsayan, onlara üzerinde yaşadıkları dünyanın ne kadar değerli olduğunu anlatan bir proje. Çocuk Ödül Market, geri dönüşüm temelli bir projeydi. Bu projeyle çocuklarımız evlerindeki kağıt, karton, plastik, metal, cam gibi çok çeşitli geri dönüştürülebilir atıkları çöpe atmadan biriktirerek şu anda pilot olarak 7 ayrı mahallemizde kurmuş olduğumuz çocuk ödül markete getiriyor ve getirdikleri atıklara göre de kırtasiye, kitap, süt, bisküvi ya da evinin herhangi bir ihtiyacı karşılığında çocuklara bu atıklar karşılığında çeşitli hediyeler ve ödüller veriyorduk. Sürdürülebilir kentsel kalkınmayı amaçlayan Almanya merkezli İKLEİ Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından çocuk ödül marketimiz 125 ülkeden fazla ülkede 2500'den fazla yerel ve bölgesel yönetime de ulaşmıştı ve örnek uygulama olarak da dünyaya tanıtılmıştı. Bu anlamda geri dönüşüm alanında ülkemizin çöpe giden zenginliğini geri kazanmak adına Çınar Kart uygulamamıza bununla ilgili de bir sosyal farkındalık ve sosyal yeni güçlü olan bir detay daha koymuş olduk. Yine çocuklarımız eskiden olduğu gibi atıkları getirecek ve bu Çınar Kartlara getirdikleri atık kilosuna göre artık nakit para yatırabileceğiz. Dolayısıyla çocuk daha çocuk yaşta da bir hem doğaya yaratmış olduğu bir zenginlikle ve katkıyla hem de teşvik edici bir nakit ödül de sağlamış olacağız Çınar Kart uygulamamızla birlikte. Ve çocuklarımız da bu paraları isterse diledikleri gibi nerede isterse kullanabilecekler. Tabii sadece çocuklarımız değil tüm vatandaşlarımız da biz çocuk ödül marketten başladık ama bu geri dönüşümü teşvik etmek amaçlı bu nakit uygulamasını Çınar Kart üzerinden yapacağımız nakit uygulamasını yine tüm vatandaşlarımız da rahatlıkla faydalanabilecek. Gördüğünüz üzere bu kartın en önemli yanlarından bir tanesi sosyal katkısının güçlü olması, iki şehri birleştiren bir ortak tabana sahip olması ve inşallah bu bir başlangıç olsun, bu bir model olsun iki şehir arasında. Gün gelip iktidar olduğumuzda tüm Türkiye'de böyle ortaklıklar, böyle güçlü birliktelikler, tüm Türkiye'de tekleştirme inşallah nasip olsun diyelim. Biz de bunun başlangıcını yapmış oluruz. Ben bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Belbi Maaşı Genel Müdürümüz Sayın Nihat Narin'e, Başkan Vekilim Sayın Çetin Sarıca'ya, çünkü en başından beri o takip ediyor bütün detaylarıyla birlikte, bütün çalışma arkadaşlarımıza,
hem İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çalışanlarına hem İzmit Belediye'mizin değerli çalışanlarına, İzmit'in gücüne güç kattıkları için İstanbul'da yaşayan 13 milyon insanın yanı sıra Kocaeli'yi, İzmit'i de düşündükleri için, mesai harcadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çınar kartımızın İzmit'imize, Kocaeli'mize ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. İzmit'te olmanın tabii keyfini yaşıyoruz tekrar. Bu bizim Fatma Hanım'la oldukça faydalı buluşmalarımız bence önemli anekdotlar, tarihi notlar olacak her iki şehir adına. Sevgili Genel Başkan Yardımcımız, değerli milletvekilimiz, belediye başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli il başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, her iki belediyenin bu sürece katkı sunan bürokratları, çalışanları, siyasileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aramıza katılmanızdan çok mutluyum. Hepinize aynı zamanda 16 milyon İstanbullunun çok sıcak selamlarını getiriyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teknolojinin gelişimleriyle beraber hepimize çok büyük faydaları olduğunu biliyoruz. Bugün de İzmitlilerin hayatına bambaşka kolaylıklar getireceğine inandığımız Çınar Kart projesi için bir aradayız. Biz yerel yönetimler olarak hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırma, yaşam kalitesini arttırma ve onlara çok değerli çözümler ulaştıracak, sunacak özel projeleri hazırlama konusunda sorumlu kişileriz. Akıllı şehir teknolojileri kentlerimizin geleceği için çok önemli. Kentleşme dünyanın artık büyük bir konusu, çok önemli konusu. Çarpan etkileri yüksek. Çevreden doğaya, yaşama, çocuğa, kadına, eğitime, her hususta. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye'miz olarak özellikle İstanbul Kartı bir ulaşım kartından çok daha ötesinde yaşamın her anına dokunan ve katkı sunan bir karta dönüştürmüştük. Bu çabamız çok önemli sonuçlara ulaştı. Hatta karttan öte bir uygulama biçiminde şu anda bir uygulamanın içerisinde her şeyi bulacağınız sisteme, mekanizmalara kadar evrildi. 100 bin noktada hizmet veren bir şehir yaşam kartına dönüştü. Şimdi İstanbulluların bu kadar 360 derece hayatını kolaylaştıran bir zenginliğin tamamını sevgili başkanımızın özenli teklifiyle, güzel bir teklifiyle yola çıktığımız bu yolculukta komşumuz İzmitlilerin hizmetine sunmanın büyük bir keyfini ve gururunu yaşıyoruz. İzmit Belediye sınırlarında yaşayan kullanımını sunacağımız Çınar Kart, İstanbul içi ulaşımdan tutun, İstanbul Kart'ın geçtiği o 100 bin noktanın tamamında kullanabileceğiniz bir karta dönüşüyor. Dolayısıyla İzmit'teki anlaşmalı noktalarda da Çınar Kart'ı kullanacağınız gibi İstanbul'un da birçok noktasında kullanılabilecek olması sanıyorum hemen yanı başımızdaki komşu kentte çok büyük ses getirecek. Bu tabii İzmit esnafı için de bir kazanım olacak. Çünkü yoğun bir biçimde bu kullanım kartına sahip olma arzusu olacak olan İzmitlilerin bu kart vesilesiyle İzmit esnafında da alışveriş yapıyor olmaları onlara da katkı sunuyor olacak. Tabii şunu söyleyelim, Kocaeli şehri, İzmit ilçemiz, merkez ilçemiz, İstanbul'umuzun hemen yanı başında. İnsanlar sıklıkla gidip geliyorlar. Hatta
Ben çokça rastlıyorum İstanbul'da. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyup İstanbul'da oturan, yaşayan öğrenciler gibi bu öğrencilerimizin de hem İstanbul'da hem İzmit'te kullanabilecekleri bir karta sahip olmaları onların da yaşamlarını oldukça kolaylaştırabilecek. Tabii az önce başkanımız saydı, her birisi bizim için çok önemli noktalar İstanbul'da, ama tarihi, kültürel, müze, ama yiyecek, içecek veya birçok alanda bu kartın geçerli oluyor olması da sanıyorum İzmitler için çok büyük kolaylık olacak. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Genel Başkan Yardımcımız da biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu dönemde her konuda olduğu gibi Türkiye ile olan ilişkisinde de bir devrim yarattı. 350'nin üzerinde belediye ile gerçekten çok özel işbirlikleri ve projeler ürettik. Hala üretmeye de devam ediyoruz. Bunlar ama fiziksel, ama bilgi konusundaki, deneyim konusundaki paylaşım. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin her noktasında kalkınmaya dönük katkı sunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Burada tabii bugün Belbim'i konuşuyoruz. Genel müdürümüz de burada. Ama onun dışında bütün kurumlarımız, bütün kuruluşlarımız üzerinden Türkiye'nin her noktasına, inanınız ki Ardahan'dan Edirne'ye, Hatay'dan Sinop'a kadar bütün Türkiye'yi saran bir etkileşim içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çünkü biz memleketimiz adına var olan neyimiz var ise, kurumsal, kişisel, bütün bu deneyimleri ve varlığımızı Türkiye'nin ve bu güzel ülkenin güzel evlatlarına sunmanın gayreti içerisinde olduk ve buna devam ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yaşamlarına güzellik katmak, kolaylık katmak sadece 16 milyonluk bir İstanbul için değil, İstanbul gibi Türkiye ekonomisinin neredeyse %40'ının döndüğü bir şehirden Türkiye'nin her yerine yayılması hususunda da özenli bir süreç yönettiğimizi ifade etmek isterim. Bakınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizler göreve geleli 3,5 seneyi biraz daha fazla aştı diyebiliriz. Malumunuz biz Fatma Hanım'dan 3 ay geç göreve başladık. Öyle bir dönemi bize yaşattılar. Ama 3,5 seneyi biraz aşan dönem içerisinde yaptıklarımızla bugünün iktidarını, bugünün hükümetini en tepesindeki şahsiyetten, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanına, İstanbul'daki siyasilerine varıncaya kadar günlerini, gecelerini ne kadar meşgul ettiğimizi sizler görüyorsunuz. Tek sebebi var. Hizmet yapıyoruz. Hizmet yapıyoruz ve çok güzel hizmetler yapıyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetlerimizin kaynağında bir kişinin marifeti asla yok. Yani içinde binlerce, hatta 10 binlerce kahraman var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanı var. Liyakati ile göreve gelmiş yönetici arkadaşlarımız var. Hiçbirisi bizim ahbabımız, çavuşumuz değil. Akrabamız hiç değil. Tümden geçmişteki birikimleriyle bugün göreve geldikleri mevkilerde görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan yönetici arkadaşlarımız. Değerli dostlar, Türkiye'nin her şeyi var. Türkiye'nin insan kaynağı bunun en önündeki kaynak. Her şeyi var dediğimiz kavramda. Dünya insan kaynağı konusunda belki sıkıntı çekebilir, ama bu alanda en az sıkıntı çekecek topluluk belki de bizim insanlarımız, bizim milletimiz. O bakımdan yeter ki fırsatı verelim. Fırsat vermenin modeli de gerçekten güçlü demokrasilerden geçer. Yani iradenin bir kişide değil, millette olduğu iradeden geçer. O bakımdan şu an verilen siyasal mücadelenin çok ulvi bir mücadele olduğunu, çok önemli bir mücadele olduğunu, her bireyin dikkatli bir şekilde süreci takip etmesi gerektiğini, her ailenin, benim de çocuğumun yarın hakkı zayi olmasın, kayba uğramasın diyorsa, bu sürecin başarılı olmasına katkı sunması gerektiği bir sürecin içerisindeyiz.
Eğer evladınızı düşünüyorsanız, onun hakkının yenmemesini istiyorsanız, tek kişinin değil 86 milyon insanın hak sahibi olduğu bir Türkiye'nin var olması bizlere kazandıracaktır. Bizler işte bunun İstanbul modelini halkımıza yaşatıyoruz. Dolayısıyla kimiz biz? Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'nın adayı, İstanbul'u kazanmış bir heyetiz. Sosyal demokrat belediyeciliğin tam hücresinde duran insanlarız. Aynen Fatma Hanım'ın İzmit'te olduğu gibi. Ya da diğer belediyelerin, başka belediye başkanlarının diğer belediyelerde olduğu gibi. Dolayısıyla bu güzel hizmetleri takip ediniz. Buradaki incelikleri lütfen siz de görünüz. İnsanlarımıza anlatınız. Çok başarılı olacağız. Gerçekten sadece kentimizdeki faydayı değil, yakın çevremize, milletimize, Türkiye'mize, hatta bir adım ileri geçiyorum, yakın coğrafyamıza nasıl katkı sunarıza kadar, örneğin 60'a yakın şehri bünyesinde barındıran, Balkan şehirleri zirvesini kuran İstanbul Belediyesi olarak bir yıl içerisinde bütün başkentlerinin üye olduğu 60 Balkan şehrine de aynı bilgileri, aynı deneyimleri, aynı katkıları birebir sunmaya dönük süreci başlatan da bir belediyeyiz. Az önce 350'nin üzerinde belediye dedim, Marmara'ya daha özenli bir çalışma yapıyoruz. İzmit Belediyesi ile değil, sadece bütün Marmara'daki şehirlerle ve oradaki sosyal demokrat belediyelerle bir araya geliyor ve onların da düşüncelerini alıyor, birlikte projeler üretiyoruz. Bunu derken kapımızı hangi belediye çalsa ona da evet diyoruz. Yani bugün o partinin, bu partinin belediyesi diye bakmaksızın bütün belediyelere katkı sunuyoruz. Bugünün iktidar partisine üye olan bazı belediyelere de katkılarımız olmuştur, olmaya devam edecektir. Sadece isimlerini vermiyoruz, başlarına bir şey gelmesin diye. Dolayısıyla çok daha güzel, barış içerisinde, güzellikler içerisinde, insanlarımızın birbirine iyi gözle baktığı günlerde düşünün ki biz daha neler neler yaparız, ne kadar büyük ve ne kadar güzel işler yaparız. Fatma Hanım'a işbirliği için teşekkür ediyorum. Birlikte işbirliği konusundaki özel çabası için teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki az önce dediğim gibi Marmara'nın bütün şehirleriyle irtibattayız. İnanıyoruz ki Balıkesir'den Bursa'ya ve özellikle Kocaeli'ne kadar bütün büyük şehirler önümüzdeki yerel seçimde sosyal demokrat belediyeciliğin tadını almaya başlayacak. Bu büyük yolculukta hep beraber olalım, birlikte çalışalım, birbirimizi tanıyalım, güzel şeyler konuşalım, birbirimiz hakkında güzel kelimeler kuralım, güzel anlatımlar yapalım, birbirimizin kalbini asla kırmayalım, konumuz büyük, mevzumuz büyük, büyük işlere odaklanalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Çınar Kart, İzmit'imize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de teşrifleriyle bu güzel buluşmamızı onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın... Çok değerli parti meclis üyem, çok değerli siyasi partilerimizin değerli il başkanları, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, İzmit Belediye Başkanım, belediyemizin değerli bürokratları, sevgili muhtarlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, sevgili konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle böyle güzel bir işbirliğinde açılışında olmaktan, böyle güzel bir birlikteliğe tanık olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başarılı dileklerini ve selamlarını iletiyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten belediyelerimiz olağanüstü işler yapıyorlar her şeye rağmen.
önemli birliktelikler ortaya koyuyorlar. Bugün bir örneği beraber yaşıyoruz. Tabii Fatma Başkan çok şanslı. İstanbul'a yakın olmanın avantajını her türlü görüyor. Kocaeli Büyükşehir belki engellemeye çalışıyor ama İstanbul Büyükşehir hemen yanı başında, ne zaman talep etse imdadına yetişiyor. O yüzden de Sayın Başkanım çok şanslısın. Başkan ilk başladığı günü de hatırlıyorum. Bu yerel seçimlerden sonra biraz endişeleri vardı. Tabii biriken problemler belediyeyi aldığında anlatılandan çok daha fazla olan sorunlardan dolayı kendisine demiştim ki 6 ay sonra bunların hepsi geçecek. Sen daha güzel şeyler yapmaya başlayınca o şevkinde artacak demiştim. Bugün o yüzündeki gülümsemeden de bunu anlıyorum ve kendisini de kutluyorum tekrar. Tabii Çınar Kart'la birlikte İstanbul İzmit'e gelmiş oldu. İzmit'te İstanbul'a gitmiş oldu. Bu iki kart sayesinde, İstanbul Kart ve Çınar Kart'la birlikte hem Kocaeli'li hemşehrilerimiz hem de İstanbullu hemşehrilerimiz bu kartın avantajlarından faydalanacak ve bu kartla birlikte teknolojinin kendilerine sunduğu çok önemli avantajlara da kavuşmuş olacaklar. Artık zamanımız çok kıymetli. Teknoloji bize çok yeni fırsatlar sunuyor. Bunu da değerlendirmek zorundayız. Eskiden belli ödemelerimiz yoktu, belli sorumluluklarımız yoktu ama artık bu dijital çağ dediğimiz süreç bize yepyeni fırsatlar sunuyor. Bizim de bunları değerlendirmemiz lazım. Hep deriz ya, sanayi devrimini kaçırdık ve bununla ilgili hep eleştirilerimizi sürdürürüz. Bazı yaşadığımız eksikleri de sanayi devrimine geç kavuşmaktan dolayı olduğunu söyleriz. Şimdi bir dijital devrimin içindeyiz. Bunun da gereklerini hep beraber yerine getirmek durumundayız. Bunu da sağladıkları için her iki belediye başkanıma da teşekkür ediyorum. Gerçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem Bey sadece İzmit'i bize değil, az önce kendisi de ifade etti, birçok belediyemize destek oluyor. Olağanüstü projeler gerçekleştiriyor. Bu, kendisi de söyledi, sadece bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelere değil, hem Millet İttifakı'nın belediyelerine hem de AK Parti ve diğer belediyelere de ayrım yapmadan, talep eden, ihtiyacı olan belediyelere de katkı sunuyor. Bir nevi aslında saraya da mesaj göndermiş oluyor. Onun için kendisini yürekten tekrar kutluyorum huzurlarınızda. Tabii göreve gelmeden önce belediyelerimizle ilgili birçok karalamalar yapıldı. İşte sosyal yardımları kesecekler falan diye. Tam tersine sosyal yardımları 4-5 kat artırdılar. Hele pandemi döneminde belki de ülkeyi yönetenlerin yapamadığı, ülkeyi yönetenlerin vatandaşımıza o süreçte sadece IBAN numarası gönderdiği süreçte maskesinden dezenfektanına kadar birçok konuda katkı sundu. Ve o kara propagandayı da boşa çıkardı. Ve birçok ilkleri de yaptılar. Örneğin İstanbul'da bir tane yurt yoktu, öğrenci yurdu. Şu anda 22 galiba, değil mi Sayın Başkanım? 2800 öğrenci kapasitesine ulaşmışız. Türkiye genelinde de tüm belediyelerimizde 15.000'e yaklaştık. Yani neredeyse %400 artırdık. Yani bir üniversite kenti olan İstanbul'da bir öğrencimizin kalacağı yer yokken bugün ciddi sayılara ulaştı ve gelecek yıl bunun sayıları da artacak. Hiç kreş yoktu. Şu anda ciddi anlamda kreş her geçen gün artıyor. 50 oldu İstanbul'da. Türkiye genelinde de 380'e çıkardık ve yaklaşık 35 bin öğrencimizi de, yavrumuza da bu kreşlerde eğitim veriyoruz. Raylı sistemlerde zaten İstanbul şu anda bir rekor kırıyor. 10 ayrı hatta çalışma devam ediyor ve Türkiye genelinde de 23 şu anda raylı hattımız devam ediyor. 11'i tamamlanmak üzere. Yeşil alanlar
3478 yeni park yapıldı. Yani 3200 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yapıldı. Hani hep deriz ya, onlar doların yeşilini seviyor, biz doğanın yeşilini seviyoruz. Ve bütün belediyelerimizde de İstanbul Büyükşehir'de, İzmit belediyemizde olduğu gibi bütün yeşil alanları değerlendiriyoruz. Az önce otururken Fatma Başkanım, başkanım dedi, sizin dağıttığınız tohumlar burada artık ürün vermeye başladı ve büyük bir memnuniyet var bu anlamda. Türkiye genelinde bunu yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir, Ankara, İzmir, birçok büyük şehrimizde de şu anda üreticilerimize olağanüstü gübresinden ilacına, tohumundan diğer tarım girdilerine kadar destek veriliyor. 160 bin üreticiye ulaştık şu ana kadar tüm belediyelerimizde ve 1260 kooperatifle de işbirliği halindeyiz. 17 Aralık'ta da İzmir'de ilkini İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirmiştik bir tarım fuarını. İkincisini de bu yıl 17 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştireceğiz. Bakıldığında değerli konuklar, tarım, öğrenci, çocuklarımız, birçok alanda hizmetlerimiz var. Aslında bu iktidarın bizim belediyelerimize teşekkür etmesi lazım. Eğer toplum, vatandaş bugün birçok sorunu daha dramatik bir şekilde yaşamıyorsa, üzerindeki yük bir şekilde alınıyorsa, bunda en önemli katkı belediyelerimizin. Gerçekten vatandaşımızın her anında yanındalar. İçinde bulunduğu bu ekonomik buhranın yükünü almak için de olağanüstü çaba içerisindeler. Yani teşekkür edecekleri yerde ama ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Her anlamda baskıyı, her anlamda tehdidi, her anlamda engellemeyi gerçekleştiriyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz kesinlikle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz ve her anlamda da vatandaşlarımızın yanındayız. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla şimdi yeni bir şey daha başladık. Bunu İzmit Belediye'miz de uygulamaya başladı. Özellikle çocuklarımıza beslenme çantası takdim ediyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gerçekten bundan son derece memnun. Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler, yani çocuklarını okula gönderdiğinde gerçekten o beslenme çantası açıldığında çok üzücü olaylar yaşanıyor. Bunu da ortadan kaldırmak için şu anda ihtiyaç sahibi ailelere götürüyoruz bunları. 15-20 belediyemiz başlangıç yapmıştı. İlk belediyelerimizden biri de İzmit Belediye'miz. Tabii Beylikdüzü Belediye'miz de bu işin lokomotifliğini yaptı. Ve birçok belediyemiz de şu anda bununla ilgili çalışmaları başlattı. Mecliste biz bununla ilgili bir teklif vermiştik, önerge vermiştik. Ama maalesef hiç değilse günde bir kez bu çocuklarımıza yemek verilmesi, bir öğün yemek verilmesiyle ilgili. Ama bu talebimiz de mecliste maalesef reddedildi. Tabii bunların bakmayın siz algı yarattığına, gerçekten saraydan verilen talimatlarla inanılmaz bir baskı içerisindeler. Acaba ne yaparız, ne ederiz de biz bu CHP'li belediyeleri, Millet İttifakı'nın belediyelerini engelleriz, onları toplumun gözünde küçük düşürürüz, bunun çabası içerisinde. Yani kamu bankaları kredi vermez, İller Bankası teminat mektubu vermez. Cumhurbaşkanlığında şu anda tek bir imza ile bekleyen 30 milyarlık kredimiz var. Sonuçta bunlar vatandaşların sorunlarının çözümü için harcanacak. Ve uzun vadeli çok ucuz fonlar, kaynaklar bunlar. Ama her türlü ellerinden gelen olumsuzluğu gerçekleştiriyorlar. Hele bir de sarayın bakanı var, İçişleri Bakanı. Gerçekten o koltuğa yakışmayan, o koltuğu asla hak etmeyen biri. Şimdi hani ben demiştim ya, belediyede bir birim kuruldu. O birimin işi gücü bizim belediyelerimize müfettiş göndermek, incelettiği bir dosyayı tekrar inceletmek, bulamayanı müfettiş varsa cezalandırmak. O zaman hayır yok demişti. Şimdi ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Her bir belediyemize kumpas kurmak için uğraşıyor.
eğer suç bulamadıysa diyor ki gidin uydurun, bir şey bulun. İtirafçı bulun, ne buluyorsanız bulun ama bu belediyeleri çalıştırmayın. Bu belediyelere bir şekilde korkutun, hizmet yaptırmayın. Soylu, bir kez daha sesleniyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeymişsin galiba. Ne zaman döneceğim bilmiyorum ama oraya neye gittiğini de bilmiyoruz ama sen bizim belediyelerimize diz çöktüremezsin. Unut bunu. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. Biz biliyoruz senin nasıl kumpas kurduğunu. Senin Mülkiye Teftiş Kurulu'na yalan söyletmek için neler yaptığını. Uyduruk işlerle uğraştığını. Ya Allah aşkına. Belediyede çalışan kişinin babası 12 Eylül öncesinde cezaevinde yatmış veya dayısı bir suç işlemiş, amcasının oğlu bilmem ne yapmış. Bununla belediye personeli sicil alır mı? Böyle bir akılsızlık olur mu? Yani bunu bile değerlendirmeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Ama biliyorum ki AK Parti'nin vicdan sahibi yöneticiler de bunun farkında. AK Parti'nin bazı üst düzey yöneticileri de bunun farkında, bu rahatsızlıklarını da her yerde dile getiriyorlar. Ama şunu biliyoruz ki her söylediği maalesef yalan çıktı. Geçtiğimiz günlerde de bir buçuk saatlik bir açıklama yaptı. İçi boş. Terörist var dedi, şu dedi, bu dedi. Şimdi içini doldurmak için kumpas kuruyor, suç uydurmaya çalışıyor. Soylu, ne yaparsan yap. Ama bu yaptıkların bir gün adalet kantarında sen de tartılacaksın. Bir gün bu yaptıkların hesabını elbette yargı karşısında vereceksin. Ama unutma, unutma, gün bugün değil, bu işin yarını da var. Yarını da var. Elbette o işlediğin suçlar bir gün değerlendirilecek. Bakın arkadaşlar, ya terörist var diyor. Allah aşkına, teröristi yakalamak, onu bir şekilde tutuklamak kimin görevi? İçişleri Bakanlığı'nın görevi. Kendi görevini yapamayan bakan dedikodu yapıyor, iftira atıyor, karalama yapıyor, kumpas kuruyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve tekrar uyarıyoruz İzmit'ten. Bu yanlıştan dön, bu karanlıktan dön. O bakanlığa zaten yakışmıyorsun. Eğer onurun, gururun varsa, şerefli bir insansan da oradan istifa edersin, ayrılırsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben her iki belediye başkanımı da kutluyorum. İnşallah bu işbirliği devam edecek ve bütün belediyelerimizde gerçekten dedik Mart'ın sonu bahar gelecek, derman belediyeci olacak ve bu yapılan çalışmalarda da halkımızın memnuniyeti artacak. Ben her ikisini de kutluyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İlk Çınar Kart sahipleri de böyleydi. Bu güzel fotoğrafta yerlerini aldı. İstanbul Kart altyapısıyla hazırlanan Çınar Kart İzmirlilerin hizmetindedir efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Amcacığım nasılsın? Başkanım. Ekrem İmamoğlu. Evet. Davet geldi Ekrem. Evet. Başlı mutlu oldu. Allah razı olsun amcacığım. İyi misiniz? Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ben de gençlere aşıkım. Allah razı olsun. Hep dua ediyorum. Çok istiyorum. Başkan olsun, Cumhurbaşkanı olsun. Hep dua ediyor sana başkan. Ben Büyükşehir Grup Başkanı. Memnun oldum. Sağ ol. Hangi köyün adı ne amcacığım?
Bahçecik. Bahçecik nereye bağlı? Merkeze. Burada baş iskelede. Ha, baş iskelede. Ben şimdi Gölcük'te oturuyorum. Gölcük'te oturuyorum. Gölcük'tesiniz. Evet. Çok onur duydum amcam. Allah razı olsun. Otobüse binip onur senin için geldi. Allah razı olsun başkan. Senden. Ben daha ölüm aklıma gelirse sizden görüşürüm. Ay sana kurban olurum. Sağ ol. Var ol. Var ol. Allah. Sağ ol. Var ol. Allah razı olsun. Bana ömür verdin şu anda. Bana güç verdin. Dede. Allah'a güç kısmasın, büyük sözüne tövbeler sözü olsun. Allah'a karşı gelmek gibi olmasın. Artık bundan sonra istemiyorum. Ömrüm var ise kalan ömrünü Allah sizler korusun. Gibi gençlere ver. Allah korusun. Sağ ol. Amcacım benim. Amcacım sizin? Ben mahallede, ben Düzelt aynı mahallede. Gölcük Düzelt Mahallesi. Ay, mahalle ol. Temsilcisiyim aynı zamanda. Dedem istiyordu. Bir... Kurban olurum. Allah ben güzel telefon şeylerimiz olsun, böyle fotoğraflarımız. Bir telefon bilgilerini ya da adresini alalım. Amcamız onları çerçeveletip yollayalım. Tamam, tamam. Siz... Biz de ilerleyeceğiz. Biz ulaştırırız efendim. Hakkını helal et. Ben Düzce'ye gidiyorum. Orada ziyaretler yapacağım. Bana öyle güzel öyle güzel moral kattın ki senden Allah razı olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Dileklerini kabul etsin. Alıyoruz değil mi bilgilerini arkadaşlar? Başkanım ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Tamam. Başkan vekilimizden alın. Ben halledeceğim. Tamam. Sağ ol abicim. Erzurum'dan, Erzurum'daydım. Şimdi nasip oldu. Sağ ol. Hayalim. Resim tamam, çizdi. Tamam. Dokunabilir tamam. Değil mi? Tabii ki de. Amcacığım buradayız. Abi.